Peki nasıl koruyacağız bari? Çocuklarımızı nasıl koruyacağız? Bu boğaz ağrısından, bademcik iltihabından, bademcik şişliklerinden? Bademcik iltihabı az önce bahsettiğimiz bu çoğunlukla streptokok bakterisinden kaynaklanıyor. O direkt temas yoluyla bulaşır. Mesela bademcik iltihabı olan bir insanla işte çok yakın temas kurarsanız veya onun tabağına, çatalını, bardağını falan kullandığınız zaman veya o sizin böyle suratınıza ciddi bir şekilde öksürdüğü zaman bu şeyi alabilirsiniz. Ama nezle grip işte bu sinüzite sebep olan mikropların, daha doğrusu mikroorganizmaların çoğunluğu işte nezle grip gibi viral kaynaklardan sonra komplike olarak gelişiyor. Ve bunları da işte anlattığımız gibi az önce havada asılı kalan damlacık yoluyla alıyoruz. Buna yönelik önlemler almak gerekiyor. Bundan başka nazofarings dediğimiz geniz bölgesinden bahsedelim biraz. Bazen bu geniz eti, daha doğrusu geniz bölgesinde östaki borusu var dedik. Östaki borusu kulaklara açılıyor. Kulakların da tabii ki bir şeyi var. Hava dengesi var, hava basıncı var. Bazen üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra özellikle çocuklarda biz kulak iltihaplarıyla karşılaşıyoruz.